Arzu. Şşt. Madem beni özel olarak çağırdılar, neden saklanıyoruz? Bak güzeliciğim. Buranın gelenek görenekleri bir tuhaf. Hani nasıl düğünden önce gelinin yüzünü görmezsin ya. Burada da yılbaşından önce dansözün vücudunu göremiyorsun. Öyle bir yasak var. Allah Allah. Enişten geliyor. Saklanmamız lazım. Çık şu sandalyeyi. Ben sana dedim buranın gelenek görenekleri bir tuhaf diye. Burada konfeti yerine öyle kafandan aşağı çerçöp atıyorlarmış. Hem fena mı oldu? Bak saçına renk geldi biraz. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Bizlere ne olsun? Bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Bizlere mutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Nasıl korktum, nasıl korktum anlatamam. Ne oldu? Tut ellerimi, tut. Ne oldu? Ne söylesene. Ay söyleyeceğim. Söyleyeceğim de çok korktum. Çocukların yanında söyleyemem. Tamam hadi çocuklar odanıza bir hadi. Hadi bakayım odanıza siz. Aa, ben konuşmamı bitirmeden de sakın dışarı çıkmayın. Kapınızı da sıkı sıkı kapatın. Lan çocuklar da neye gelin? Abla. Ne oluyor? Gel bir otur şimdi. Anlatacağım, anlatacağım da. Hadi. Sakın ellerimi bırakma. Gözlerin gözlerimde, kulakların kulaklarımda olsun, tamam mı? Tamam. Ama bana bir dakika izin vereceksin çünkü kurabiyeler yanıyor. Hayır abla! Hayır olmaz! Ulan manyak mısın? Hayır! Arzu ne oluyor? Ay dur bir soluk alayım. Ah! Ay ay ay! Of 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 of! Of! Aldın artık soluğu, hadi yeter artık. Allah seni inandırsın. Şimdi yolda geziyordum. Tamam. Bir tane cüzdan buldum. Cüzdan. Tahmin et içinde kaç para var? 100 milyon. Çık! 200 milyon. Çık çık! 300 milyon. Ay çık çık! 500 milyon. Çık çık çık! Ay yok artık, ne kadar olacak? Soldan ikinci kapı. Ne? Açıldı. Kapı açıldı. İçeriden bir tane adam çıktı, cüzdanı aldı gitti. Ay abla, öyle korktum, öyle korktum ki anlatamam. Ya anlatsana. Ay abla çok korktum, anlatamam diyorum. Sen de hala anlatsana diyorsun. Nasıl laftan anlamıyorsun ya? Ay tekrar onları yaşayamayacağım. Vallahi ben yukarı çıkıyorum, yatıyorum, dinleneceğim. Ay geçirdiğim en kötü yılbaşıydı. İnanamıyorum ya. Şey, siz oryantal gözleri değil misiniz? Yani güzeli sana inanamıyorum. Ben sana soldan ikinci kapı demedim mi? Evet. E sen bilmiyor musun benim sağımla solumu karıştırdığımı? Neyse canım. Olan oldu artık, yani saklamanın bir alemi yok. Güzeli benim İstanbul'dan arkadaşım. Kendisi Timuçin'e yılbaşı hediyem. Ne? Teyze babam bunu duyarsa kıyameti koparır. Ay tamam biliyorum, evet kıyameti koparır. Hani bana yok mu, hani bana yok mu diye ortalıkta dolaşır. Ama olmaz. Aa, evli barklı adam. Kızlar. Bakın sizden bir şey istiyorum. Annenizle babanızın saat 12'ye kadar Güzeli'yi asla görmemesi lazım. O yüzden onu sizin odanızda saklayacağız, tamam mı? Arzu, kızlar beni gördü, gelenek görenek bozuldu. Bak Güzeli'ciğim, ben aradım, sordum, telefonla konuştum. 18 yaşından küçükler görebiliyormuş. Hadi ne giyeceksen onları göster. Arzu, ha, çocukların yaşı da ufak.
Yani açılıp saçılmamak gerekiyor. Doğru. Kızlar. Anneniz. Saklanma, saklanacaksın. Bir dakika. Olmaz. Oraya olmaz, oraya olmaz. Git burası. Git, git. Arzu? İşte ondan sonra adam da çantayı aldı gitti. Abla. İşte çocuklar dediler ki eğer anlatmazsan seni asla yatmaya göndermeyiz. Ben de mecburen anlattım. Çocuklar. Hadi bakalım annenize yardım için aşağıya. Hadi. Şu ne şu? Hangisi? Şu. Şu kıyafet. Kızlar. Nedir bu? Abla, sakın çocukların üstüne gitme. Ben her şeyi açıklayabilirim. Şimdi bu yeşil yoldan çıkmak üzere. Aman bunları sakla yani, al. Maazallah yer mi yer? Şimdi bizim bu konuyu ailenin kadınları olarak gidip aşağıda konuşmamız lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.